Ve silahlı çatışmanın toplumda hasıl ettiği karamsarlığı biz 25-30 yıldır bütün yoğunluğuyla yaşadık. Eminim bundan kimse etmedi Ne Türk annesi ne de Türk annesi. Hiç e, gözyaşına dönüşmüş bir mücadelenin geleceği olamazdı ve olmamalıydı. E, o bakımdan toplumda göz yaşını silmenin, kırgınlıkları telafi etmenin, bir arada yaşanabilir bir ortam tesis etmenin nasıl bir nimet olduğunu bu millet çok iyi biliyor. O bakımdan geçtiğimiz 30-35 yıllık bir süreç gerçekten söylemesi bile dile kolay ama çok kolay geçmedi. Çok ağır bedeller ödetti. Burada yaptığımız zaman zaman programlarda bu bedellerin topluma maddi ve manevi alanda nasıl ağır bir faturaya yol açtığını hep temas ettik ve toplumda bu konuda konuşulduğu zaman gerçekten o maddi ve manevi tahribatın hangi boyutlarda olduğu, tasavvur edilemeyecek boyutlarda olduğu hep ifade edilip ediliyor. Yani bir toplumun 30 yılda 300-400 milyar dolarını veya lirasını ne olursa olsun söylemesi bile dile ağır gelen bir kavramdır. Sizin bir yıllık bütçenizdir bu, yani bugün itibariyle. Yani 77 milyonun hakkının 30 yıldır evet. gıdım gıdım dağları taşları bombalayarak harcadığınız ve onun karşılığında da tarafların can kaybına maruz kaldığı bir mücadeleden geliyoruz. Onun için bugün barışı konuşuyorsak nasıl bir geçmişten geldiğimizi düşünerek Barışın ne anlam ifade ettiğini, hatta onu sadece konuşmanın bile ne anlam ifade ettiğini toplum olarak çok iyi takdir etmemiz lazım. Bunu altında ve arkasında siyasi mülahazalar, rantlar aramak gerçekten basit bir duygudur. Bu beklenti içinde olanlar olabilir. Ama siyasi beklentiyle göze alınacak bir riskle karşı karşıya değiliz. Siyasete aşan bir... E, kararlılık gerektiren bir süreçle karşı karşıyayız. Onun için bunun herhangi bir şekilde başarısızlığı Allah korusun Türkiye'yi siyaset alanından bırakın sadece siyaset alanını ekonomisiyle, sosyolojisiyle, toplumsal yapısıyla, insan kimyasıyla onulmaz yaralar açacak bir geri dönüş olur. Evet. O bakımdan bugün artık toplumun sağduyusu barış tesis etmenin barışı kurmanın vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğu noktasında ortak bir iradeye sahip.